İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın çeşitli bölgelerinde ilk kar yağışı. Ermenistan Cumhuriyeti ve Çek Cumhuriyeti Başbakanları ikili işbirliği konularını ele aldılar. Cavak'taki Tursk Köyü Kilisesi'nin açık çatısı soğuk ve karı karşılıyor. Suriye Dışişleri Bakanı yeni bir anayasanın kabul edilmesini dışlamıyor. Ruhani, İran nükleer silah üretmeyi planlamıyor. Gomidas Korosu Stepanakert'te konser verdi. Çin Büyükelçiliği, Confucius Enstitüsü ve Armen Press tarafından ortak sınav yarışmasının düzenleneceği kamuoyuna duyuruldu. Batı Ermenistan'ın Sebastia, Sivas, Ardahan ve ayrıca bazı Karadeniz bölgelerine bu yılın ilk karı yağdı. Meteoroloji uzmanlarına göre bu yağış kışın erken geleceğine bir işarettir. Daha önce sizlere ilk karın Ararat Dağı'nın batı yamaçlarına düştüğünü bildirmiştik. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan, Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığı çalışma ziyareti çerçevesinde Çek Cumhuriyeti Başbakanı Andrzej Babiş ile Birleşmiş Milletler Teşkilatı merkezinde bir araya geldi. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığından Armen Press'e aktarılan bilgiye göre Başbakan Paşinyan, Çek Cumhuriyeti'nin Ermenistan'ın iyi bir ortağı olduğunu ve Ermenistan Cumhuriyeti'nin hem ikili hem de çok taraflı formatlarda işbirliğini derinleştirmekle ilgilendiğini belirtti. Nikol Paşinyan, Ermenistan Cumhuriyeti Avrupa Birliği kapsamlı ve genişletilmiş ortaklık anlaşmasını onaylamasından dolayı Çek parlamentosuna teşekkür ederek anlaşmanın Ermenistan'ın reform gündemine uygun olduğunu belirtti. Andrzej Babiş'e göre Çek Cumhuriyeti, Ermenistan Cumhuriyeti ile ilişkilerin karşılıklı olarak yararlı formatlarda derinleşmesine önem veriyor ve bu yönde ortak adımlar atmaya hazır. 4 aydan fazla bir süre önce başlanan Ahalkalak Belediyesi Tursk Köyü Kilisesi'nin çatısının restorasyon işi izinsiz olduğu gerekçesiyle askıya alındı. Şimdi izni var ancak evrak işlemleri çözümlenemiyor. Tursk Köyü Kilisesi 4 aydan fazla bir süredir tavansız duruyor. Kilisenin çatısının restorasyonu köyün havizseverleri tarafından başlatılmış ancak onlar Ulusal Diyanet İşleri Ajansı'nın izninin gerekli olduğunu bilmiyorlardı. Ardından kültürel değere sahip nesnelerin restorasyonu için proje Ulusal Kültür Mirası Koruma Ajansı tarafından onaylanmalıdır. Uygun prosedürlerin yapılmaması nedeniyle çalışma askıya alınmıştı ve izin alma süreci başlamıştı. Suriye Dışişleri Bakanı Walid Muallem, Suriye Arap Cumhuriyeti Anayasa Komisyonu çerçevesinde yeni bir anayasa oluşturulmasını reddetmedi. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Muallem, Birleşmiş Milletler Teşkilatı himayesinde bulunan Suriye'nin Anayasa Komisyonu'nda 2012 yılında onaylanmış mevcut anayasada değişiklik yapma konusunun tartışılacağını doğruladı. Ancak o yeni bir anayasa kabul etme olasılığını da reddetmedi. Bakan, bu yeni bir anayasa oluşturulması düşüncemizi engellemiyor. Çünkü bir maddeyi değiştirsek bile yeni bir anayasa oluşturmuş oluyoruz, dedi. Muallemin görüşüne göre mevcut anayasa bölgedeki en iyilerinden biri. RİA Novosti Ajansı'nın aktardığına göre İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Fox News kanalı ile yaptığı röportajda Tahran'ın nükleer silah geliştirmek istemediğini belirtti. İngiltere, Almanya, Çin, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve İran'dan oluşan altılı birlik, 14 Temmuz 2015 tarihinde ortak ve kapsamlı bir eylem planının gerçekleştirildiğini açıklamıştı. Anlaşmaya göre İran'ın nükleer programının kısıtlanmasına karşılık yaptırımların kaldırılması öngörülüyordu. Anlaşma orijinal haliyle 3 yıl bile sürmedi. Mayıs 2018'de Amerika Birleşik Devletleri anlaşmadan tek taraflı olarak çekildiğini ve İslam Cumhuriyeti'ne katı yaptırımların uygulandığını açıkladı. Nahiri adlı Pan-Ermeni Vakfı ve Artsakh Cumhuriyeti Kültür, Gençlik İşleri ve Turizm Bakanlığı'nın girişimiyle Gomidas 150 Jubile Yılı çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya'daki Ermeni Gençlik Birliği'nin Gomidas adlı korosu 24 Eylül'de Stepanakert'in Kültür ve Gençlik Sarayı'nda sahne aldı. Artsakh Cumhuriyeti Kültür, Gençlik ve Turizm Bakanı Lerni Govanisyan, Artsakh Press muhabirine yaptığı açıklamada
Gomidas günlerinin Artsakh'ta devam ettiğini ve bir sonraki konsere diasporadan gelen Ermeni arkadaşların katıldığını ifade etti. Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki Büyükelçiliği, Yerevan'daki Confucius Enstitüsü ve Armen Press Haber Ajansı ortaklaşa Çin'i tanı konulu bir sınav yarışması düzenliyor. Konuyla ilgili bu bilgiyi Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki Büyükelçisi Tian Erlun, Confucius Enstitüsü Müdürü Gor Sarkisyan ve Armen Press Ajansı'nın Müdürü Aram Ananyan, Armen Press'in basın salonunda gerçekleştirdikleri basın açıklaması sırasında dile getirdiler. Sınav yarışma Çin Halk Cumhuriyeti'nin 70. yıl dönümü vesilesiyle düzenleniyor. Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki Büyükelçisi Tian Erlun, konuyla ilgili çok sayıda örgütsel ve teknik çalışmalar yapıldığını belirtti. Yerevan'daki Confucius Enstitüsü Müdürü Gor Sarkisyan ise benzer bir sınav yarışma düzenleyerek Çin'e ilgiyi artırmayı hedeflediklerini söyledi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Mırra adlı Ermeni ulusal folk topluluğundan Vark Hayır Çaplı eseri sunuyoruz. Kapren, hazar dareren zarkel, baş noriç hayırın aprelen, aprumen, kapren. Ով էլ որ զարկի, ինչքան էլ զարկեն, հայերն ապրել են, ապրում են, կապրեն! Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.